Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Bu sözler Putin'in 21 Şubat'ta yaptığı halka sesleniş konuşmasından. Ukrayna'nın Rusya ile karmaşık siyasi tarihi daima dini alana da yansıdı. 2014'te Vladimir Putin ilhak ettiği Kırım'ı kutsal olarak adlandırmıştı. Peki Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaş Kiev'deki Rus ve Ukrayna Ortodoks kiliseleri için ne anlama geliyor? Gelin Rus ve Ukrayna kiliselerinin çalkantılı ilişkilerine bakalım. Потому что духовное единство Святой Руси есть нечто, что удерживает многих от поклонения злу. И мы должны всеми силами беречь это единство. Ukrayna toprakları yüzyıllardır Moskova Patrikhanesi'ne bağlıydı. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Kiev, Moskova'dan tamamen bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin hayalini kuruyordu. Zira Kiev için tam bağımsızlığın bir diğer adı da Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'dan kopuşu demekti. Ve en nihayetinde İstanbul Fener Rum Patrikhanesi 2018'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıran kararnameyi İstanbul'da imzaladı. That the Ecumenical Patriarchate proceed to the granting of autocephaly to the Church of Ukraine. Böylece Rusya Ortodoks Kilisesi'nden ayrı bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi resmen kuruldu. Bu çatışma Hristiyanlık tarihindeki en büyük kopuşlardan biri olarak görüldü. Rusya ise bağımsız kilise kararının kendileri için yok hükmünde olduğunu ve Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kestiğini açıkladı. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. Вот, к сожалению, на Украине это сейчас происходит. Создали вот эту объединенную раскольническую церковь Стамбульского прихода. In retaliation, the Russian Orthodox Church cut ties with Constantinople, opening a major rift in global orthodoxy. Bugün ise Ukrayna'nın yaklaşık %70'ini oluşturan Ortodoks Hristiyan nüfusu ikiye bölünmüş durumda. Ukrayna Ortodoks Kilisesi taraftarları ve Ukrayna Moskova Patrikhane Kilisesi taraftarları. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve ülkenin doğusunda başlayan çatışmalarla birlikte bu konu Ukrayna için güvenlik meselesi haline geldi. Kiev hükümeti Rusya Ortodoks Kilisesi'nin ayrılıkçıları desteklediğini ve Moskova'nın Ukrayna siyasetine karışmak için kiliseyi bir araç olarak kullandığını savundu. İki ülke arasında gerginliğin tırmanması durumunda Rusya'nın Ukrayna'daki kiliseleri koruma gerekçesini öne sürebileceği korkusu oluştu. Ayrıca Soğuk Savaş'tan beri Rusya'ya karşı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni destekleyen Batı dünyasının Ukrayna'yı kendi eksenine çekmek için bir fırsat yakaladığı belirtilmişti. Bugün Ukrayna sahasında bu iki tezin de gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bir Mart'ta 150'den fazla Ortodoks din adamı bir mektup yayınladı. Bu daha önce pek görülmüş bir olay değildi. Ukrayna'da devam eden savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundular. Ancak burada dikkat çeken detay, Ukrayna Moskova Patrikhane Kilisesi Başpiskopos'un beklenmedik açıklaması oldu. Mektubunda Rusya'nın saldırganlığını sert bir şekilde kınayarak Ukrayna'nın egemenliğini savunduğunu yazdı. Savaşın uzaması durumunda Rus saldırganlığını kınayan kiliselerin sayısının artması mümkün. Ayrıca Ukrayna'daki Ortodoksları Moskova Patrikhanesi'nden uzaklaşması da beklenen sonuçlar arasında.